Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlere ortalama 5000 TL bütçede anlatılmaz yaşanımı denilecek düzeyde süper bir sistem tavsiyesinde bulunacağım. Bu sistemde ilk önceliğimiz altını çizerek konuşuyorum, kalite arkadaşlar. Sonra fiyat performans kriteri geliyor. Kanal açtığım günden bugüne kadar beni takip eden değerli arkadaşlarım çok iyi bilir. Ucuza kaçmadan değişen piyasa koşullarında içinde bulunduğumuz ortamda en iyi fiyat performans sistemler sunuyorum. Tavsiyelerde bulunuyorum. Sayemde birçok arkadaş bilgisayar topladı ve yeni toplayacak arkadaşlara rehber olmaya devam ediyorum. Önümüzdeki günlerde yeni içerikler ve yükselen dolar kurunda her bütçede en iyi fiyat, performans, kaliteli sistemlerle karşınızda olmaya devam edeceğim inşallah. Ve bu yolda beni destekleyen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi konumuza gelecek olursak, ortalama 5000 TL bütçede bilgisayar toplayacaksanız bu sistemi şiddetle tavsiye ediyorum. İnanın arkadaşlar, bana bu sistemin işleyen tüm bileşenleri birinci sınıf diyebilirim. Hatta uzun vadeli bir yatırım olacak. Şimdi zaman kaybetmeden hemen sistemi yapılandırmaya ekran kartıyla başlayalım. Sistemin grafik yükünü bu sefer standartların üstüne çıkıp piyasadaki en ucuz GTX 1650 süper ekran kartının fiyatına ortalama 200 TL daha ekleyip en üst düzey soğutması ve kalitesiyle göz kamaştıran MSI Gaming X Twin Frozr 7 soğutmalı GTX 1650 süper ekran kartını sizler için bu sisteme konumlandırdım. Bu ekran kartını aslında anlatmama çok gerek yok. Her anlamda birinci sınıf komponentlerden oluşan MSI'nin en tepe modelidir. Ama yine de genel olarak özelliklerinden bahsetmek gerekirse GDDR6 bellek tipi, 4 GB RAM kapasitesi, 128 bit bellek veri yolu, 100 Watt gibi düşük güç tüketimi ile çok güncel bir ekran kartı. Kartta kullanılan mühendisliklerden bahsetmek gerekirse MSI'nin ikonik çift fanlı GameX serisinin merakla beklenen dönüşü sloganı altında bu şaheser dış tarafta muhteşem ve pürüzsüz RGB ışık efektiyle size birinci sınıf tasarım sunar. Yeni MSI Gaming kartı sizi şaşırtmak için tasarlandı. Ayrıca ünlü MSI Twin Frozr termal tasarımın 7. nesli en yüksek soğutma performansı için gelişmiş teknolojiyi getiriyor. Çığır açan aerodinamik özelliklerle birleştirilmiş yeni Torn X Fan 3.0'a sahiptir. Bu düşük sıcaklıklar sayesinde istikrarlı performans ve sessiz bir deneyim garanti ettiği anlamına gelir. Ayrıca bu kart Brilliance izleri sayesinde tüm metalin altında baskılı devre kartını oluşturan çok katmanlı elektrikli otoyollar vardır. Tüm hayati bileşenleri birbirine bağlarlar ve yıldırım hızında iletişim kurmalarına izin verirler. İşlemci olarak bu sistemde GTX 1650 Super ile çok uyumlu, hiçbir darboğaz yapmadan yıllar yılı gidecek en iyi yol arkadaşı olarak AMD Ryzen 3 3100 tercih ettim arkadaşlar. Bu işlemci 4 gerçek 8 thread yapıda olması kesinlikle işlemciye yük binen ağır oyunlarda bile seçtiğimiz ekran kartı ile drop ve darboğaz yapmadan tüm işlemlerin üstesinden gelecektir. Bu işlemci 3.6 temel frekans hızından turbo boost ile 3.9 GHz'e çıkabiliyor. Dileyen arkadaşlar işlemci underwatt ve akabinde işlemci çarpan değerini biraz arttırarak 4.10 GHz'de kullanabilir. Böylelikle az da olsa FPS kazanımı sağlayabilirsiniz. Ayrıca bu işlemci 65 Watt düşük güç tüketimi ve 18 MB tampon keş belleği ile ön plana çıkıyor. Kutu içerisinden stok fanla birlikte geliyor. Bu bağlamda ekstra fan almanıza gerek kalmayacaktır. Sistemin bel kemiği anakart tarafında bu sisteme uygun Gigabyte B450MH modeline uygun gördüm arkadaşlar. B450 chipset seçiyorsak, nimetlerinden faydalanmıyorsak eğer bu kartı almanın da pek bir anlamı yok. İşlemcimizi bu kart ile 4.10 GHz overclock yapabilirsiniz. Bu kart ayrıca maksimum dual kanal 32 GB 3600 MHz'larına kadar RAM desteği sunuyor. Diğer özellikleri ise M.2 SSD desteği, band genişliği yöntemiyle Gigabyte Exclusive 8118 oyuncu Ethernet girişi, RGB Fusion, 7 renkli RGB LED şeritleri, yüksek kaliteli ses kapasitörleri ve ses gürültü koruması tasarımı, Smart Fan 5, 5 sıcaklık sensörü ve 2 adet hibrit fan başlığına sahiptir. Sistemin bellek tercihini birçok sistem tavsiyelerimde önerdiğim Adata XPG Gammix pasif kalın alüminyum soğutmalı 3000 MHz CL16 RAM'lerinden yana kullandım. Bu RAM'den 2 adet alacağız arkadaşlar. Ayrıca anakartın BIOS ayarına girip DOSMP ayarlarından bu RAM'lere direkt 3200 MHz çekerek maksimum düzeyde performans sağlayacağız ve hiçbir sorun yaşamayacağız. Totalde 16 GB RAM ile uzun yıllar bu sistemin bellek takviyesinde bulunmayacağız. Depolama tercihimi kaliteli 3 yıl garantisi olan Alman firması Intenso 240 GB depolama kapasitesine sahip SSD'den yana kullandım. Dileyen arkadaşlar tercihe bağlı olarak 1 TB hard disk ya da daha yüksek kapasitede SSD tercih edebilir. Bu noktada tavsiye isteyen olursa hemen yorum yazsın, dönüş yaparım. Sistemin güç kaynağını 12 volt kanalından 550 Watt güç sağlayan FSP HV Pro FSP 550 Watt'lık güç kaynağına emanet ediyorum. Bu güç kaynağı 550 Watt değerinde verdiği tüm gücü tam anlamıyla veren nadir ve zor bulunan güç kaynağı diyebilirim. Kesinlikle ömürlük bir yatırım. Şöyle piyasaya baktığım zaman adı sanı belli olmayan 550 Watt'lık pulsular 300-400 TL iken bu güç kaynağını almamak çok saçma olurdu. Bu güç kaynağını anlatmadan geçemeyeceğim arkadaşlar. Maalesef biraz zamanınızı alacağım. Bu seçtiğimiz HV Pro serisi güç kaynağı güvenlik ve güç verimliliği sağlayan özel DC-DC tasarım özelliğine uygundur. 230 Watt 80 Plus derisine sahip her iki model termal kontrol ve tasarım sayesinde %85'in üzerinde yüksek verimlilik ve düşük gürültü seviyeleri sunar. Üzerindeki 120 mm fan gerektiğinde soğutma görevini üstlenir ve hassas durumlarda harika bir iş çıkarım. 0,9 aktif güç faktörü düzeltmesi ile HV Pro serisi sürekli güç garantisiyle karşımıza çıkar ve PC sisteminize tam güç sağlar. HV Pro serisi güç kaynakları yeni nesil anakartları desteklemek ve sabit CPU gücü sağlamak için çift fan CPU güç bağlantısına sahiptir. Gelişmiş termal kontrol fanı optimum soğutma sağlayarak en zorlu çalışma koşullarının dahi en az sesle çalışır. Maksimum verimlilik ve kararlı voltaj için DC'den DC'ye devre tasarımına sahip HV Pro serisi güç kaynakları gelişmiş uyumluluk ve yüksek güvenlilik sunar. Özellikle çapraz düzenleme modunda yüksek sistem uyumluluğu gibi avantajları bulunur. HV Pro serisi 80 Plus 230 Watt AB standartlarına uyumludur ve %85'e kadar verimlilik sunar. Böylece daha düşük bir elektrik faturasının keyfini çıkarırsınız. Anlat bitiremeyecek kalitede bir güç kaynağı arkadaşlar. Geçelim sistemin son bileşi olan kasaya. Bu sistemde RGB'den uzak bir seçim yaparak Zalman S2 modelini tercih ettim. Dahili bir adet 12 santim fanla birlikte geliyor. Neden bu fiyatta 4 adet 12 santim fanla gelen kasayı tercih etmedim diye düşünen olursa bu kasaya dokunma ve yakından görme imkanım olmuştu. Malzeme yapısı kesinlikle teneke gibi durmuyor arkadaşlar. Ama illaki RGB seviyorum derseniz bu fiyat bareminde GameTech Redline kasasını tercih edebilirsiniz veya Aerocoz Zaron Saturn modeli olabilir. Benim önerdiğim Zalman kasanın ön tarafına bir adet fan almanızı tavsiye ediyorum. Bu kasa 8 adete kadar fan montaj desteğine sahip. Zalman'ın soğutma çözümü sayesinde S2 Mid Tower kasa mükemmel soğutma performansı sunar. Ayrıca 120 mm'ye kadar sıvı radyatör desteği, 330 mm'ye kadar ekran kart desteği, 156 mm'ye kadar kule tipi soğutma desteği sunması mükemmel diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar bu oluşturduğumuz kalite odaklı sistemi 1080p günümüz oyunlardaki FPS değerlerini görelim. Evet arkadaşlar, öncelik kalite, fiyat, performans sistemin bileşenleri ve oyunlardaki FPS değerleri bu şekildeydi. Bu sistemi toplayacak arkadaşlar şimdi hayırlı olmasını diliyorum. Benden tavsiye monitör isteyen arkadaşlarım elbet olacak. Onlar için iki adet birisi 75 Hz, diğeri 144 Hz olmak üzere monitörlerin satın alma linklerini açıklamaya bırakıyorum. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ve bu videoyu arkadaşlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Başka bir sistem toplama tavsiyesinde görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin, hoşçakalın. It's all about humanity.